Karşınızda Carl Linnaeus'a ait bir fotoğraf var. Bu arada adını yanlış telaffuz ettiğimden eminim ve bu konuda kendisinden çok özür diliyorum. Carl Linnaeus 1700'lü yıllarda İsveç'te yaşamış ve modern taksonominin babası olarak tanınmış bir beyefendidir. Taksonomi kelimesinin kökenini incelediğimizde kelime anlamının sınıflandırma bilimi olduğunu görebilirsiniz. Ama insanlar Özellikle de Carl Linnaeus'un döneminde taksonomi hakkında konuştukları zaman aslında canlıların sınıflandırılmasını kastediyorlardı. Yani organizmaların sınıflandırılması. Linnaeus'tan önce insanlar aslanlara aslan yapan özellikler olduğunu, aslanların melezlenebileceğini ya da maymun ve şempanzelerin, kutup ayılarının ya da insanların farklı türler olduklarının farkına varmışlardı. Linnaeus'un getirdiği yenilik ise sadece türe bağlı yapılmış olan bu sınıflandırmayı başka kategorilere de genişletmesiydi. Mesela cinsi bu şekilde elde ettik. Benzeşen türleri aynı cins altında toplayabilirsiniz. Türlerin cinsler altında toplanması antik Yunan'a kadar giden bir fikir olduğu, yani daha önceden kullanıldığı için Linnaeus cinslerin aileler, ailelerin takımlar, takımların sınıflar ve sınıfların da alemler altında toplanabileceğini söyleyerek sınıflandırmanın sınırlarını genişletmiştir. Kısacası tüm bunları kullanarak bir ağaç oluşturulabileceğini öne sürüp, kurduğu yapıya bağlı olarak da türlerin birbirlerine ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğunu bulabileceğimizi savunmuştur. Üstelik Linnaeus'un bunları yokluk içinde yaptığını da eklemeliyim. Mesela bazı hayvanların benzer postlara sahip olduklarını, benzer şekillerde ürediklerini, yumurtalayıp yumurtalamadıklarını ya da omurgalı olup olmadıklarını keşfedebilmek için Linnaeus'un kullanabildiği tek yöntem gözlem yapmaktı. Evet, Linnaeus kendi döneminde taksonomi üzerinde çalışırken gerçekten de bundan iyisini yapamazdı. Tabii onun zamanından bu zamana çok şey değişti. Artık hayvanları ve çevremizde olup bitenleri çok farklı şekillerde algılayıp incelemeler yapmak için çok daha gelişmiş aygıt ve yöntemler kullanıyoruz. Linnaeus'un zamanında henüz keşfedilmemiş olan çok önemli bir şey daha vardı. Evrim Teorisi Evrim teorisi hakkındaki bilgilerimiz ve fosilleri incelemek için kullandığımız ileri yöntemler bizi hangi hayvanın hangisiyle akraba olduğunu bulma konusunda Linnaeus'tan daha avantajlı bir duruma getiriyor. Evet, bu gibi durumlarda yani iki organizmanın ortak bir atası olup olmadığını anlamak konusunda Linnaeus'tan gerçekten daha başarılıyız. Hatta Charles Darwin'in bile sahip olmadığı genetik kanıt olarak adlandırılan bir yöntemimiz daha var. Yani artık fosilleri incelemek yerine iki organizmanın DNA'sını karşılaştırarak birbirlerine yakınlık derecelerini, birbirlerinden hangi noktada ayrıldıklarını, yani türlerinin ne zaman iki farklı tür haline geldiğine dair bilgiyi daha doğru bir şekilde elde edebiliyoruz. Ha bu arada az sonra söyleyeceğim şeyin iyice anlaşıldığından emin olmak istiyorum. Her ne kadar ilk duyduğumda ben de tam olarak anlayamamış olsam da taksonomi bir bilim dalı olduğu kadar aynı zamanda bir sanattır. İnsanlar bugün bile hala en iyi sınıflandırma aracının ne olduğu konusunda fikir ayrılıkları yaşamalarına rağmen DNA'nın iki hayvanın birbirlerine yakınlık derecelerini en iyi belirleyen araç olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki gibi alem, sınıf, takım, aile ve cins şeklindeki sınıflandırmada belirli bir oranda rastlantısallık vardır. Daha önceki taksonomistlerin de çalışmalarına dayanarak belli bir özellik görüldüğünde bu bir küme olarak kabul edilir. Ama kümenin daha mı büyük yoksa daha mı küçük olduğu, yani burada sağda gördüğümüz gruplar biraz rastlantısaldır. Buna karşılık İki hayvanın birbirine ne kadar yakın olduğunu kanıtlamak için DNA'larının ne kadarının ortak olduğunu bulmaya çalışmak ise çok daha analitik bir yaklaşımdır. Şu ana kadar hep iki hayvan dedim ama taksonomi sadece hayvanlar için geçerli olmadığından bitkilere, bakterilere, arkelere ve her türlü organizmaya uygulanabileceği için hayvan yerine tür demem daha doğru olurdu. Tüm bunlardan sonra Şimdi bu bilimin bugün ne durumda olduğundan, yani Carl Linnaeus'un ortaya attığı bu fikrin ne kadar geliştiğinden ve tabii insanların bu sınıflandırmanın neresinde bulunduğundan söz etmek istiyorum. Buraya çizdiğim şeyin de bildiğimiz organizmaların çok ama çok küçük bir kısmı olduğunu söylemeliyim. Buna rağmen bize genel bir fikir verecektir. Biz kendi türümüzü her ne kadar insan olarak adlandırsak da bilim dünyasında biz aslında sadece birer homo sapiensiz. Homo sapiens'teki sapiensin tür homonun da cinsi temsil ettiğini hemen ekleyelim. Evet çizdiğim ağaca bir cinse ait diğer türleri de eklemeye çalıştım. Bizim cinsimizde yaşayan başka bir tür yok. Muhtemelen onların hepsini çok uzun zaman önce öldürdük melezlendik. Ya da belki de bunlar aslında farklı türler değillerdi. Bu senaryolar içinde en olası olanı, aynı ekosistemde yaşayan iki tür oldukları için bizim atalarımızla rekabete girip ortadan yok olmuş olmalarıdır. Ne yapalım? Doğal seleksiyon bunu getirir. Diğer yandan bilimsel adı Neandertalensis olan Neandertallerin farklı bir tür olup olmadığı ise hala tartışılıyor. Filogenetik ağaçta yukarı doğru ilerlediğimizde, oymağın zaman zaman belirtilip zaman zaman da belirtilmediğini görürsünüz. Her zaman olmasa da ağacın üst kısımlarında detay daha azken insanlara yaklaştıkça her şey biraz daha çetrefilli bir hal alır. Biraz daha ilerlediğimizde, oymak olarak homininiye geliyoruz. Hominini oymağında birçok cins vardır ve onları buraya çizdiğim çizgilerle ifade etmeye çalıştım. İnsanların cinsi olan homonun yanında, tür adı troglodit olan şempanzenin cinsi panda hominin oymağında bulunur. Şempanzelerin bilimsel adı pantroglodittir. Bu arada belirli bir türün önce cinsinin sonra türünün isminin söylenmesi de Carl Linnaeus tarafından ortaya atılmış ve kabul görmüştür. Bunu yaparken cins adını büyük harfle, tür adını da küçük harfle yazarız. Mesela biz homo sapiensis. Bu homo neandertalensis. Bu da pantroglodites ya da bilinen adıyla şempanze. Filogenetik ağaçta bir basamak daha yukarı çıktığımızda aileye geliyoruz. Biz insanlar hominidae ailesine üyeyiz. Ha bu arada videonun başında da söylediğim gibi bütün bu kelimeleri Latince kökenli oldukları için doğru telaffuz etmiyor olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Şu ana kadar bahsi geçen tüm canlılar bu ailenin üyeleriydi. Bu ailenin başka bir üyesi olarak da gorilleri örnek verebiliriz. Gorillerin cinsinin adı da goril olduğu için taksonomi kurallarına uyacaksak gorillere aslında goril goril dememiz daha doğru olur. Hominidae ailesine zaman zaman büyük maymunlar adı da verilir. Ha bu arada bu videodaki amacım insanlarla aynı oymakta ya da aynı ailede olan diğer hayvanların neler olduğunu göstermek değil. Sadece filogenetik ağacın nasıl çalıştığını ve yukarı doğru çıktıkça fiziksel özelliklerin ne ölçüde farklılaşabileceğini göstermek istiyorum. Evet, bir basamak yukarı çıktığımızda primatlara geliyoruz. Primat kelimesini daha önce duymuş olabilirsiniz. Primatlar ağaçlarda yaşayan ya da ağaçlarda yaşamış olan canlılardan gelen canlılardır. Bunun için kavrama kabiliyetleri ve her ne kadar çok iyi olmasa da tırmanma kabiliyetleri vardır. Mesela insanlar, primatlar arasındaki muhtemelen en kötü tırmanıcıdır. Evet, primat denince aklımıza gelen özellikler bunlar olur primat olup da büyük maymunlara dahil olmayan bir hayvan olarak da babunu gösterebiliriz. Evet işte burada bir babun resmi var. Babunlar primattır ama büyük maymunlardan değillerdir ve çoğunluğu da ağaçlarda yaşamaz. Muhtemelen ağaçta yaşayan başka babunlardan geldiklerinin düşünülmesi kavrama kabiliyetlerini de açıklıyor. Bir basamak daha yukarı çıktığımızda da yine aşina olduğunuzu düşündüğüm başka bir kelime olan memelilerle karşılaşıyoruz. Memeliler solunum yapan, postu ya da saçı olan hayvanlardır. Yavrularını meme bezlerinde ürettikleri sütle beslerler. Bunun yanında daha birçok ortak özellikleri de vardır ama şimdilik bu kadar detaya inmemize gerek yok. Eğer primat olmayan bir memeliye örnek vermemi isterseniz size buradaki kutup ayısını gösterebilirim. Kutup ayısı memeli bir hayvandır ama primat değildir. Kutup ayısının yanında kaplan, zürafa ya da atlar da primat olmayan memelilerdendir. Kısacası, her şeyin bu listeden ibaret olduğunu zannetmenizi istemiyorum. Bunlar sadece birer örnek. Anlaştık mı? He, tamam. Hadi bakalım devam edelim. Sınıftan bir basamak yukarı çıktığımızda şubeye geliyoruz. İnsanlar ve tüm memeliler hep birlikte omurgalılar şubesinin üyeleriyiz. Omurgalılar dendiğinde içinde omurilik olan bir omurgaya sahip canlılar aklımıza gelir. Bu canlıların ağızları, sindirim sistemi organları, omurilikleri, beyinleri, gözleri, kulakları hepsi aynı yerdedir. Yani şu ana kadar listelediğim hayvanları düşünecek olursanız hepsinin beyni, omuriliği ve ağzı var öyle değil mi? Benzer sindirim sistemlerine sahiptirler ve beyinlerinin ön kısmında da gözleri vardır. Evet, Omurgalıları bu şekilde tanımlayabiliriz. Memeli olmayan bir omurgalı örneği isterseniz size köpek balığı örneğini verebilirim. Ee, ekranı biraz sağa kaydırıyorum. Aa, evet burada omurgalı olup da memeli olmayan bir beyaz köpek balığının resmi var. Bir basamak daha yukarı çıkacak olursak. Artık insanlardan iyice uzaklaştığımız için insana benzemeyen canlılarla da karşılaşacağız. Yani sırada hayvanlar alemi var. Alem, Carl Linnaeus'un ileri sürdüğü en geniş sınıflandırma grubudur. Evet, hayvanlar aleminde omurgalı olmayan canlılar dendiğinde aklımıza böcekler ya da deniz anaları gelir. Alemin üstünde bir de üst alem vardır. Buradaki üst alem ise ökaryotlar. Bu organizmaların hepsi içlerinde karmaşık yapılar olan hücrelerden meydana geliyor. Ökaryotların karmaşık hücre yapılarına sahip olduklarını, prokaryotların ise hücre yapılarının karmaşık olmadığını bir kere daha tekrar ettikten sonra ökaryot üst alemine üye olup da hayvan olmayan canlılara bitkileri örnek verebiliriz kendilerine ait ağaçları en az bunun kadar zengin olabileceği için ekranın sağında gördüğünüz canlılara haksızlık etmiş olsak da filogenetik ağacın bundan çok ama çok daha büyük bir şey olduğunu bilmelisiniz. Şimdi devam edecek olursak ökaryot olmayan yani hücrelerinin içinde mitokondri gibi karmaşık ve gelişmiş yapılar olmayan canlı formlarını da değerlendirmemiz gerekir. O zaman da bakterilerden söz edebiliriz. Ağaç üzerinde biraz daha yukarı çıkacak olursak, üremek için başka canlılara ihtiyaçları olduğu için canlı olup olmadıkları bile tartışmalı olan virüsleri bulmuş oluruz. Ama tartışmalı olan virüslerin bile genetik malzemeleri vardır. Zaten beni en çok hayrete düşüren durum da bu diyebilirim. Düşünsenize. Evinizdeki çiçekten, yolda yürürken yanından geçtiğiniz ağaca, bakterilerden deniz analarına hepimizin DNA'sı var ve DNA'larımız çok ama çok benzer şekillerde kopyalanıyor. Burada resmi olan ya da bahsi geçen canlıların birçoğuyla özellikle de virüslerle ortak bir atamızın olabileceğini düşünmek bile yeteri kadar çılgınca bir düşünce bence. Her neyse şimdilik bu kadar. Bu video ile size insan ya da diğer canlıların canlılar aleminde nerede konumlandığını bulmamıza yardım ettiği için taksonominin çok ama çok önemli bir bilim dalı olduğunu göstermek istedim. Bunun yanında ayrımların nasıl yapıldığına, sınıflandırmanın hangi özelliklere bağlı olacağına ya da bu özelliklerden hangisinin incelenmesi gerektiğine karar vermek de bu işin sanatsal yanı diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir.